Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pastane vitrinlerini süsleyen, üzeri nar gibi kızarmış ama lokum tadında muhteşem bir şekerpare tarifi vereceğim sizlere. Tarifin yapımına ilk önce şerbetini hazırlayarak başlayalım. Çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı su kullanıyorum şerbet için. Özellikle tatlısı şekerlenen hanımlara da burada bir püf noktası vermek isterim. Suyla şekeri buluşturduktan sonra şeker eriyene kadar güzelce karıştıralım ve ondan sonra kaynatmaya başlayalım. Böylelikle tatlınız asla şekerlenmeyecektir. Bu da benden size ufak bir tüyo olsun. Kaynamaya başladıktan sonra ince bir dilim limon parçası atıyorum ve bu şekilde 5-6 dakika boyunca kaynatıp ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum şerbetimi. Tatlınızın şerbeti mutlaka soğuk olacak. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlayalım. 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı pudra şekerini güzelce spatula ile karıştıralım. Pudra şekerini mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tatlınızı kıyır kıyır yapan tek etken burada pudra şekeridir. Bir diğeri de güzel pişirmenizdir. Eğer bu iki söylediğim şeye dikkat ederseniz gerçekten tatlınız hem lokum gibi hem de kıyır kıyır olacaktır. Bir tam yumurta ve bir yumurta akını ilave ediyorum. Bir yumurta sırasını tatlımızın üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yarım çay bardağı irmik ilave ediyorum. Ben birazcık da böyle bir yarım portakal kabuğu kadar rendesini ilave ettim portakalın. Benim gibi yumurta hassasiyeti ve yumurta kokusundan haz etmeyen arkadaşlarım için bence çok ideal oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. İsterseniz limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Şimdi kontrollü bir şekilde un ilave edeceğim ve unumun üzerine 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kabartma tozunu lütfen bir tatlı kaşığından fazla kullanmayın. Daha fazla kullanırsanız tatlınız pişerken çok fazla çatlayacaktır. Görüntüsü de hoş olmayacaktır. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu idealdir. Bütün hamur işlerinde unumuzu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben size kullandığım un miktarını söyleyeceğim ama yumurtanızın büyüklüğü ya da ununuzun kalitesi miktarı birazcık arttırıp azaltabilir. Lütfen buna dikkat edin. Elinizde yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Evet, şimdi hamur yoğrulabilecek kıvama geldi. Elimle bir kontrol ediyorum. Şu anda tam istediğim kıvama geldi. Toplamda ben de 4,5 çay bardağından 1 yemek kaşığı fazla olacak şekilde un gitti. Dediğim gibi siz lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Şimdi tatlımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle oval bir şekil veriyoruz. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Tepsimizi hiçbir şekilde yağlamıyoruz. Bu üçlerle toplamda bir dikdörtgen büyük boy borcam ölçüsünde bir tepsi şekerpareniz olacaktır. Şimdi üzeri için ayırdığımız yumurta sarısına yarım çay kaşığı kadar pekmez ilave edelim. Pekmez gerçekten tatlının üzerinin böyle nar gibi kızarmasını sağlayacak. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz de yumurta sarınıza mutlaka azıcık da olsa bir pekmez ilave edin.
Şimdi yumurta sarısını bütün tatlılarımızın üzerine sürüyoruz. Şimdi bir çatal yardımıyla tatlılarımızın üzerine çizikler atıyoruz. Çatalınızı çok fazla bastırmanıza gerek yok. Bu çizgiler fırında tatlınız pişerken daha da derinleşecek ve belirgin hale gelecektir. Bu aşamada eğer isterseniz tatlınızın tam göbeğine kabuğu soyulmuş badem ya da fındık koyabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde koymadım. Tüm doğal haliyle tatlımı göreceksiniz piştikten sonra. ...190 derece alt üst ayarda yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı tatlı. İlk sıcaklığını çıktıktan sonra, yani 2 dakika sonra soğumuş olan şerbeti tatlımın üzerine döküyorum. Bu tatlıyı bir gün önceden yaparsanız çok daha isabetli olacaktır. Ama vaktiniz darsa en az bir 4-5 saat kadar şerbetini çekmesini bekleyin. Şimdi tatlımın kıvamını sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Şerbetini gayet güzel çekti ve lokum gibi gerçekten muhteşem bir şekerpare oldu. İçerisindeki o hafif portakal kabuğunun aroması da inanın o kadar baskın değil. Çok böyle güzel bir lezzet kattı. İster iftar sofralarınızı, isterseniz bayramda yapın bu tatlıyı. Gerçekten hem pratik hem de garanti bir tariftir. Tarifimle ilgili tüm soru ve görüşlerinizi, önerilerinizi bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.